Milyonların gözünün kulağının olduğu merak edilen haberle devam edelim. EYT'lilerin bugünlerce hesabını kontrol etmesinde fayda var. Zira başvuru sayısı 1 milyon 600 bini aştı ve işlemleri tamamlanan 250 bin kişiye birikmiş ödemeleri de yattı. Peki EYT'liler başvuru durumunu nasıl kontrol edecekler? Nisan'da ödeme almayanlar Mayıs'ta kaç günlük maaş alacak? Oğuz Şahin ve Durak Doğan'ın haberinde izleyelim tüm detayları. İlk ödeme için E-Devlet'te emekli aylık günlük bilgisi ekranının kontrol edilmesi gerekiyor. 31 Mart öncesi emeklilik için başvuru yapan EYT'liler dikkat. Eğer aylık bağlama işleminiz tamamlandıysa birikmiş ödemeniz hesabınıza yatırıldı demektir. E-Devlet'te girdiğimde hesaba paranı yattığını gördüm. EYT'de başvuru sayısı 1 milyon 600 bini aştı ve işlemleri tamamlanan 250 bin kişiye birikmiş ödemeleri yapılmaya başlandı. Ayın 18 ise ödeme günü. 5 Nisan'da Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Nisan ile 18 Nisan arasındaki birikmiş ödemeyi kişiye ödüyor. Ama yüz binlerce kişinin maaşı henüz hesaplanmadı. Hatta tahsis numarası bile verilmedi. Tahsis talep numarası olmayanlar endişe etmesin. Başvuruları alınmış durumda. Aylık bağlama işlemleri devam ediyor. İşte devam eden bu süreci SGK'nın doküman yönetim sistemi üzerinden takip edebilirsiniz. Bunun için E-Devlet'e girdiğinizde arama çubuğuna DYS harflerini yazmanız yeterli. Bunu yazdığınızda karşınıza ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Evrak Takip Sistemi çıkacak. Buraya tıkladığımızda sistem bizi otomatik olarak SGK'nın sayfasına yönlendiriyor. Uygulamaya git dediğimizde yılı 2023 olarak seçip sorgula butonuna tıkladığımızda başvurumuzun durumunu görmemiz mümkün. Şu an için bizim evrakımız beklemede. İşte ilerleyen dönemde evrak işleme alındığı takdirde bize bir tahsis talep numarası verilecek ve bilin ki tahsis talep numarası verildiyse aylık bağlama süreciniz başlamıştır. Tahsis numarasını E-Devlet üzerinden öğrendim. EYT'lilerin herhangi bir kaybı söz konusu değil. Birikmiş aylığı alamayanlar bir sonraki birikmiş ödeme tarihi olan 5 Mayıs'ı beklemek durumunda kalacaklar.